Herkese merhabalar değerli izleyicilerim. Bugün huzurlarınıza herkesin severek yapıp yiyebileceği pratik bir çiğ köfte tarifiyle geldim. Bu ekranda görmüş olduğunuz lezzetin nasıl yapıldığını gelin hep birlikte izleyelim. Yoğurmak için Gördüğünüz gibi geniş bir borcam tepsimi aldım. Ve üzerine esmer bulgur bardağımla ölçüyorum. Köftelik bulgur arkadaşlar. Tamı tamına 3 su bardağı. Ben fazla döktüğüm için biraz eksik görükebilir. Ve ıslanması için üzerine kaynamış su ilave edeceğim. Bardağımız 200 mil, ölçümüz 2 su bardağı sıcak suyumuzu bulgurumuzun üzerine döküyorum. Tam ölçü arkadaşlar, 3 su bardağı ince bulgurumuza 2 su bardağı sıcak su ekledim. Bunu da buradan belirteyim ve kaşığımızla her tarafının ıslanması için güzelce karıştırıyorum. tepsimi kenara alıp blenderdan yıkayıp suyu süzülmüş olan bir demet maydanozumuzu ortadan ikiye koparıyorum ve blenderdan incelteceğim. ve soymuş olduğum kuru soğan da üzerine ekliyorum. Soğanınız eğer iri ise bir tane kullanın. Ufaksa ben 3 tane kullandım. 2-3 parçaya kesip blenderımızın içerisine atıyorum. Ve maydanozla beraber incelteceğim. Gördüğünüz gibi püre haline geldi ve onu da kenara aldım. Tekrar dinlenmiş olan bulgurlarımı alıyorum. Kaşıkla hafif karıştıracağım. İlk önce çiğ köfte baharatımı ekliyorum. İki paket kullandım arkadaşlar. Bunlar hazır paket. Ve bir pakette isot kullanıyorum. Çiğ köftenin olmazsa olmazı isotumuzu ekledim. Ve hafif karıştırdım. Bir pakette acı biber sosunu döküyorum. Bir limonun suyu ben elimle sıktığım için birkaç tane çekirdek kaçırdım içerisine. Onları da şöyle alayım. 2 yemek kaşığı tepeleme domates salçası ilave ediyorum dolu dolu. Ve bir 200 ml su bardağımızla zeytinyağı onu da bulgurumuzun üzerine gezdirdim. Ve son olarak maydanozlu soğanlı karışımımızı da ekliyorum. Ve görmüş olduğunuz şeffaf eldivenimi giyeceğim. Bu arada size hatırlatayım. Gördüğünüz gibi hiç kesinlikle tuz katmadım. Siz de katmayın. Tuza hiçbir şekilde gerek olmuyor. Bütün malzemeleri yedire yedire yoğuracağım. Gördüğünüz gibi ben kamerayı biraz hızlandırdım. Sizleri sıkmak istemiyorum. Bütün malzemelerimizin tamamen kıvama gelmesi 20 dakikayı buluyor. 20 dakika boyunca bu şekilde yoğurmamız gerekiyor. tepsimin bir tarafına doğru yoğurup biriktiriyorum. Daha sonra da diğer tarafına çevirip yoğuruyorum. Gördüğünüz gibi macun haline geldi. Yumuşacık oldu. İnanın kokusu mis gibi. Tamı tamına 20 dakikada yoğurmanız gerekiyor. 30 dakikada da çiğ köfteniz hazır. Tabağınızda servis yapabilirsiniz. Size garanti veririm arkadaşlar. Tam 30 dakikada hazır. Ve güzelce toparladım. Şimdi servis tabağına sıkacağım. Böyle seviyorsanız marul yapraklarıyla üzerine ben koyacağım. Çocuklarım çok seviyor çünkü. Videomu eğer buraya kadar izlemişseniz ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Ve sağ üst köşede bulunan zil butonunu açarsanız göndermiş olduğum bütün videolarımdan anında haberdar olacaksınız. Ve yorumlarınızı beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Bugün size böyle pratik evde çiğ köfte nasıl yapılır tarifiyle geldim. Umarım beğenirsiniz. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz evinizde olan malzemelerle. Bu şekilde yaptım ben. Evet tabağımız gördüğünüz gibi hazır. Ve son dokunuşlar olmazsa olmazım nar ekşisiyle süsleyeceğim üzerine. Tadına tat katan nar ekşimiz. Şöyle üzerine bir tur dökeceğim. Ve videomuzun sonuna geldim. Canınız ne zaman çektiyse evinizde alıp yapabileceğiniz çiğ köfte tarifiyle geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomuzda buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlar. Takipte kalmayı unutmayın.